Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Artık gazların son videosundayız. Gazların sıvılaştırılması ve Joule Thomson olayı diyeceğiz. Aslında TYT kimyada gazların sıvılaştırılmasına biraz değinmiştim. Şimdi onun üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Buhar ile gaz aynı şey değil. Öncelikle bu ikisi arasındaki farkları bir anlamamız lazım. Her buhar gazdır. Ancak her gaz buhar değildir. Peki bu farklılık nereden? Gazın buhar olup olmayacağını nasıl anlayacağız hocam? Tam olarak işte bu videonun konusu. Öncelikle kritik sıcaklık ve kritik basınç var. Onların bir tanımını yapalım. Ardından üzerinden tekrar tekrar işleyerek gideceğiz zaten. Her gaz için öyle bir sıcaklık noktası vardır ki bu sıcaklığın üstünde ne kadar yüksek basınç uygulanırsa uygulansın gaz sıvılaştırılamaz. Bu sıcaklığa, yani gazın artık sıvılaştırılamaz olduğu sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Bu basınca ise kritik basınç denir. Tamam mı? Gaz gibi davranmalarına rağmen sabit sıcaklıkta sıkıştırıldıklarında sıvılaşabilen akışkanlara buhar denir. Sıkıştırıldıklarında sıvılaşmayan akışkanlara ise gaz denir. İşte aradaki temel fark budur. Bak, sabit sıcaklıkta sıkıştırıldığında buhar fazından sıvı faza geçiyorsa o buhar. Ancak sabit sıcaklıkta sıkıştırdın ama sıvılaşmadı, o zaman o madde gazdır diyorsun. İşte gazla buhar arasındaki ince nokta bu. Bunu su üzerinden örnekleyebiliriz. Suyun erime sıcaklığı 0 santigrat derece, kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece, kritik sıcaklığı ise 374 santigrat derece. Bak şimdi, eğer 0 santigrat dereceden daha düşük bir durumdaysa su deniz kenarında, katı halde, su dediğim şey yani H2O katı haldedir. Eğer H2O'nun sıcaklığı 0 ile 100 arasındaysa bu halde işte sıvı haldedir. Şimdi yeni bir sıcaklık noktası daha geliyor. O noktanın adı da kritik sıcaklık. 100 ile 374 arasındaysa burada aslında bizim maddemiz buhar halindedir. 374'ten sonra ise gaz halindedir. Tamam mı? Aslında buharla gaz, yani buhar da bir gaz. Gaz kapsayıcı bir kelime. Niye hocam böyle ayırma gereksinimi de bulunduk? Şundan dolayı ayırma gereksinimde bulunduk. Buharı sıkıştırdığın zaman, yani sen şu alandaki yeşil alanı sıkıştırırsan sıvı hale getirebilirsin. Ancak 374'ten daha fazlaysa H2O'nun sıcaklığı, yani tamamen gaz halindeyse sıkıştırıp sıvı hale getiremezsin. Aradaki temel fark bu. Bak, tamamı gaz. Gazın 374 santigrat dereceye kadar olan kısmına biz buhar diyoruz. Çünkü sıkışıp sıvı hale geçebiliyor. 374'ten sonraki hali neyse buhar diyemeyiz. Diyemiyoruz çünkü sıkışmıyor. Yani sıkışıyor da sıvı hale geçmiyor. Temel fark buydu arkadaşlar. Hocam bununla alakalı nasıl sorular gelir? Veya biz bu bilgiyi niye bildik? Yani niye öğrendik ki bunu? Nerede kullanacağız? Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Soğutucu akışkanlarda kullanacağız. Buzdolaplarında, işte klimalarda. Bunlar nasıl çalışma prensibi? Tamamen İşte sıkışıp sıkışmaması, yani sıkıştığında hal değiştirip değişmemesiyle alakalı şeylerdir. Bu yüzden biz burayı gördük. Tamam mı? Soğutucu sistemlerin mekanizması tamamen bu prensiplere göre çalışır. Şuradaki sözel kısımlar var. Onları da okuyalım. Gazların sıvılaşması için hem basınç artırılmalı hem de sıcaklık düşürülmelidir. Buharın sıvılaşması için tek başına basıncını artırmak yeterli. Ya da buharı soğutmak yeterlidir. Yani biz sıcaklığı sabit tutsak da buharı basıncı artırarak sıvı hale getirebiliyoruz. Tamam mı? Gazı sadece sıkıştırarak sıvı hale getiremiyoruz. Nasıl sıvı hale geçiyormuş gaz? Hem basınç artacak hem de sıcaklık düşecekmiş ki bu sıvı hale geçsin. Aradaki fark bu. Buhardayken sabit sıcaklıkta basınçta sıvı hale geçebiliyorsun. Temel farkımız buharla gaz arasındaki budur arkadaşlar. Buhar özelliğinin ortadan kalkarak gaz özelliğinin başladığı sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Yani şu çizgin kritik sıcaklıktır. Kritik sıcaklıkta sıvılaşmanın sağlanabileceği en düşük basınca kritik basınç denir. Yani buradaki basınç noktasında kritik basınç diyoruz. Kaynama noktasının üzerinde ve kritik sıcaklığın altında bulunan bu maddelere biz buhar diyoruz. Yani şu yeşil alana kısaca buhar diyoruz dedi. Benim az önceki anlattığım yeri tanımlamış oldu. Gelelim iki tane örneğimiz var, onların çözümlerine. Bir X maddesine ait basın sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre X maddesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Birincisi D noktası kritik noktadır diyor. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Burası kritik nokta, şurası ise üçlü noktaydı. Doğru. C noktasında gaz fazındadır diyor. Katı, sıvı, gaz diye bölmeler ayırırsak C gazın olduğu tarafta kalıyor. Evet. A noktasında sabit basınçta sıcaklık artırılırsa süblimleşme olur. A noktası burası. Sabit basınç bu oldu. Basıncı sabit dedim. Sıcaklık artırılırsa diyor. Sıcaklık artırdığında sağa doğru ilerleyecek maddemiz değil mi? Sağa doğru ilerletsem bunu. Gazın olduğu alana geldi mi? Geldi. Katıdan gaza geldi direkt. Katıdan gaza geldiğinden dolayı süblimleşme olur. Doğru. B noktasında sabit sıcaklıkta basınç artarsa sıvılaştırılamaz. B noktamız burası. Sabit sıcaklık. Basıncı artırırsan diyor. Basıncı artırmak yukarı doğru gitmek değil mi? Yukarı doğru gittiğinde sıvının olduğu alana geldin mi? Geldin. Sıvılaştı mı? Sıvılaştı. Sıvılaştırılamaz demişti. Yanlış. Tamam mı? Dış basınç artırıldığında erime noktası azalır diyor. Bu da doğru bir ifade. Tamam. Cevabımız D seçeneği. Geliyorsun örnek 80'e. Kritik sıcaklığı 16 santigrat derece olan ve oda koşullarında bulunan X gazı ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Oda sıcaklığında sıkıştırılarak sıvılaştırılamaz. Şimdi nasıl yapacaksın? Yani gözünde şöyle canlandır. Şu benim donma noktam olsun. Tamam mı? Şurası kaynama noktam olsun. Şurası da kritik sıcaklığım olsun. Kritik sıcaklığım 16 santigrat dereceymiş. Okey. Şu alanda maddemiz buhar. Bu alanda sıvı. Şu alanda katı. Katı, sıvı, buhar. Şu alandaysa gaz. Gaz alanında sıcaklık sabitken sıkıştırmayla ne yapıyordun? Sıvı hale geçemiyordun. Yani 16 santigrat dereceden sonra sen aslında bir gazsın. Yalnız basınç değişimiyle sıvı hale geçemezsin. Sıcaklığın da değişmesi lazım. Oda sıcaklığında sıkıştırılarak sıvılamaz diyor. Oda sıcaklığı sağ tarafta kalıyor 25 derece. Doğal olarak sıkıştırılarak sıvılaşmaz. Doğru bir ifade. Aynı zamanda sıcaklığın da düşmesi lazım sıvılaşması için. Çok önemli burası. Aynı ortamda sudan daha düzenli yapıdadır diyor. Aynı ortamda sudan daha düzenli yapıda mı? Suyun moleküler arası etkileşimi daha fazla. Daha fazla olduğuna göre daha düzenli yapıda değildir. Aslında direkt TYT kimya sorusu gibi olmuş burası. Yanlış. Aynı şartlarda kaynama sıcaklığı 16 santigrat derecenin üzerindedir. Kaynama sıcaklığı kritik sıcaklığın altında olan bir değerdir. Bu da yanlış bir ifade. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir diyoruz. Tamam. Gelelim son başlığımıza. Joule Thomson olayına. Havalı bir ismi var Joule Thomson olayına ama mantığı çok basit arkadaşlar. Mantık şurada gizli. Gerçek gazların, önemli bak burası, gerçek gazların sıkıştırılıp sonra küçük bir delikten geniş bir hacme genleştirilmesi sonucunda ısıca üzeri bir ortamda soğutulması olayına Joule Thomson olayı denir. Sıkıştırıyorsun, tamam mı? Sonra da genleştiriyorsun. Bu olaya Joule Thomson olayı diyor. Gaz genleşirken tanecikler arası çekim kuvvetlerine yenmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Gerekli olan ısıyı ortamdan aldığı için ortamın soğumasını sağlar diyor. Şimdi gaz genleşiyorsa genleşme demek enerji alıyor demek. Fizikten hatırla bunu. Enerjiyi nereden alıyor? Ortamdakini alıyor. Ortamdakini aldığından dolayı ortamı soğutuyor ve genleşiyor. Tamam mı? Ortamın soğuması sağlanıyor. İşte çalışma neyin çalışması? Soğutucu akışkanların, doğrusu soğutucu cihazların çalışma prensibi tam olarak budur. Ortamdaki ısıyı al ve soğut. Günümüzde Joule Thomson olayının gerçekleştiği birçok uygulama vardır ki bunların en başlıcası buzdolapları ve benzer soğutucu sistemlerdir. Haricinde hocam peki biz nerede görürüz bu Joule Thomson olayını? Deodorantlardan böyle bir sıkın deodorantı ucunun soğuduğunu görürsünüz. Oradaki soğuma olayı ortamdaki ısıyı alıyor ya genleşmek için gaz ondan kaynaklanıyor. Bu da aslında bir Joule Thomson olayıdır. Ya da bisiklet tekerlerini pompa yardımıyla şişiriyorsunuz. Şişirirken ne oldu? Sıkıştırdınız. Bak genleşirken ortamdan ısı alırken sıkışırken de ortama ısı veriyor. Tam tersi olay söz konusu. Bu yüzden o sibobun olduğu kısım ısınır arkadaşlar. Bu da bir Joule Thomson olayına örnektir. Tamam mı? Joule Thomson olayının en topik cümlesi şu arkadaşlar. Sıkışırsa ısınır. Genleşirse soğur. Olay bu. Sıkışan gaz ısınır. Genleşen gaz soğur. Joule Thomson olayı budur arkadaşlar. Tamam. Soruları bununla yapacağız. Bak bunlarla alakalı sistemler hemen şurada görürsün. Şöyle bir düzenekleri vardır bunların.
bir taraftan sıkıştırır, bir taraftan genleştirir. Joule Thomson olaylarını genelde böyle şekillerle gösterirler. Biraz da sorudan da çözeceğiz. Joule Thomson'la alakalı bilmeniz gereken, yani soruları çözmeye yeterli olan tek cümle az önceki kurduğum cümle. Sıkışan gaz ısınır, genleşen gaz soğutur. Tamam mı? Olay bu. De soğutucu akışkanlar, soğutucu akışkanlar deyip durduk ki TYT'de bahsetmiştik, burada da bahsedelim. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın soğumasını sağlayan akışkanlara soğutucu akışkanlar denir. Soğutucu akışkanların özelliklerini arkadaşlar bilmeniz lazım. Uygun basınç altında sıvılaşabilen ve buharlaşan gazlar olması lazım soğutucu akışlar. Yani buhar olması lazım kısaca. Kaynama noktası oda sıcaklığından düşük, kritik sıcaklığından yüksek olmalıdır. Yani sen hani şöyle diyelim, donma noktası, kaynama noktası ve kritik sıcaklık. Şu alanda buhar olması lazım dedik soğutucu akışkanı. Sen bu alanı ne kadar büyütürsen, yani kaynama noktası ne kadar düşük, kritik sıcaklık ne kadar büyük olursa bu alanı büyütürsen o kadar verimli olur soğutucu akışkanın, tamam mı? Soğutucu akışkanların kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olmalıymış. Yanıcı ve zehirli olmamalılar çünkü buzdolaplarını kullanıyoruz. Çevreye zarar vermemeliler, kolay temin edilebilir ve ucuz olmalılar ki alabilelim. Buzdolabının çalışma prensibi demiş. Bunları da bir okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aslında az önceki anlattığımız olay. Burada 4 tane sorumuz var. O sorulara bakalım ve videomuza son verelim. Birinci soru. Yukarıda sıca yalıtılmış sistemde Joule Thomson düzeneğine örnek verilmiştir. Eyvallah. Düzenek 1'de P1 pistonu yardımıyla gerçek bir gazın sıkıştırılarak küçük bir delikten ikinci bölmeye geçmesi. Bak sıkıştırıyorsun. Şurada sıkışma olayı var. Yazıyorum. Sıkışma. Sıkışma varsa ne olur? Burası ısınır. Isınır. Burada bir enerji oluşur. Eş zamanlı olarak P2 pistonunda da sağa doğru çekilerek gazın aniden genleşmesi sağlanıyor. Burada da genleşme var arkadaşlar. Genleşme. Bu bölmede de. Ne olacak o zaman? Soğuyacak burası da. Soğur. Bu olayla ilgili hangiler doğrudur diyor. Birinci bölmede gazın sıcaklığı artar. Isındığı için artar. Doğru. İkinci bölmede gaz soğur. Evet, genleşme var. Soğudu. Doğru. Birinci bölmede açığa çıkan enerji ikinci bölmeye de gerekli ikinci bölmede gerekli olan enerjiye eşittir diyor. Aynı miktarda gaz var. Ne kadar ısı açığa çıkarttıysa soğurken de o kadar ısı alacaktır. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Tamam. Joule Thomson ile alakalı sorular böyle gelir arkadaşlar. Onu da çözdük. İkinci soru. Yukarıda verilen faz diyagramlarından hangileri buzdolaplarındaki soğutucu akışkanların uğradığı dönüşümlere ait olabilir? Soğutucu akışkanların arkadaşlar ne hale dönmesi lazım? Sıvı ve buhar hale. Yani sürekli sıkıştığında sıvı hale geçmesi lazım. Genleştiğinde buhar hale geçmesi lazım. Bu dönüşümün olması lazım. Tamam mı? Bu dönüşüm olmazsa sistem çalışmaz. Katı sıvı gaz. Katı sıvı gaz. Katı sıvı gaz. Dönüşüm nerede oluyor? Şu ikisi arasında oluyor. Burada öyle mi? Hayır. Hani şu ikisi arasında olursa soğutucu akışkan oluyor. Burada hocam ikisi arasında, evet, soğutucu akışkana ait olabilir. Burada katı sıvı arasında dönüşüm var. Hayır. Soğutucu akışkan olması için sıvı gaz arasında dönüşüm olması lazım. Yanlış. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Çok da güzel bir soruydu. Soru 3. Bazı maddelere ait kaynama noktası ve kritik sıcaklıklar değerleri verilmiştir. Tabloda yer alan maddelerin hangisi oda sıcaklığında en iyi soğutucu akışkandır diyor. Arkadaşlar en iyi soğutucu akışkan olması için az önce de söylemiştim. Yani donma noktası, kaynama noktası ve kritik sıcaklığı kısmında şu alan ne kadar genişse, yani kaynama noktan ne kadar küçükse, kritik sıcaklığı ne kadar yüksekse o kadar iyi şeysindir. Soğutucu akışkansındır. Kaynama noktası en düşük olan hangisi? -182 var. Kritik sıcaklığı da en yüksek olan, bak kritik sıcaklığı şunun çok yüksek. Şunun kaynama noktasıysa hocam yüksek düşük değil, ne yapacağız? Oda sıcaklığında bunların hepsi gaz fazına geçer. Gaz fazına geçerse oda sıcaklığında bunları sen soğutucu akışkan olarak kullanamazsın zaten. Oda sıcaklığında bana şey olması lazım. Buhar olması lazım. Bak şu tarafta sıvı madden, şurada buhar, buradaysa gaz halinde. Şurada yani oda sıcaklığında 25 santigrat derecede buhar halinde olan tek madde C3H8 olduğundan dolayı en iyi soğutucu akışkan ben burada D seçeneğidir derim. Tamam mı?